Sebep nedir ki? Allah'ın zatının tefekkürü olanaksızdır. Allah'ı idrak ancak idrak edilemeyeceğini idraktır diyen Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın en yakın arkadaşı Ebu Bekir'in bu sözü kendisinin miracını tamamlamışlığının ifadesidir, dillendirilmesidir. Evet, bu gerçeklik fark edilirse, hissedilir, yaşanırsa artık basiret döner alemlerin Rabbinin tasarrufuna veya kullarda Rabbin tasarrufunun seyrine. Senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim. 41. surenin 53. ayeti. Biz onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. İkan sahipleri için yeryüzünde ayetler vardır. Nefislerinizde de. Hala görmüyor musunuz? 51. surenin 20-21. ayetleri. İşte bu inceliğe işaret eder. Enfüste ve afakta ismi Allah olanın tasarruf ve açığa çıkışını seyir. Bu seyirde de görülür ki enfüste ve afakta mutlak kuvvet ve kudret ve hüküm ve ilim yalnızca Rabbe aittir ve o Rab müriddir. İnnallâhe yef'alü mâ yurid. Hac suresi 14. ayet. Kesinlikle Allah irade ettiğini açığa çıkartır. İşte bu ayette de Allah'ın irade sıfatına işaret vardır ki Allah'ın irade sıfatının adı mürid'dir. Kulun kalbi Allah'ın iki parmağı arasındadır. Her an Rabb'a olan esma terkibinin açığa çıkışıyla kul renkten renge girer. Rabbin hükmetmiştir ki kendisinden başkasına kulluk edilmeye. Zira rububiyet mertebesindeki açığa çıkan esma Allah'a aittir ve gayrı mevcut değildir. Rab tektir, başka Rab yoktur. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Zahiriyle batınındaki Rabbinin kulluğunu yerine getirmektedir. Ve bunun için de ondan yardım istemektedir her an. Gel dostum, ömrünü boşa geçirme artık. Sünnetullah'ı iyi anla, kavra ve değerlendirmeye bak. Sana bildirilendir. Boş işlerle geçen zamanın asla telafisi olmayacağını hatırlatmıştık. Bari bundan sonra aklını başına alıp boş şeylerle, şeytanın sana hoş gösterdiği şeylerle ömrünü tüketeceğini, kendini ölüm ötesi sonsuz yaşama hazırlamaya bak. Zira sünnetullah mutlaktır. Sünnetullah içinde yer alan mekanizmada duygusallığa ve mazerete yer yoktur. Hatırla ki zararın neresinden dönülse kârdır.